Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve en son gelen DLC'mize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Edirne'yi keşfetmiştik. İstanbul'a doğru gelmiştik. Bugün de İstanbul'dan başlayıp Tekirdağ'a doğru bir yolumuz olacak. Bugün de Tekirdağ yollarını keşfedeceğiz. Tekirdağ'ın şöyle içerisine doğru bir nokta koydum. Artık gidebildiğimiz yere kadar Tekirdağ'dan sonra gider miyiz, gitmez miyiz bilmiyorum. İstanbul içi birazcık böyle uzun sürebiliyor çünkü. Rotamız normalde başka bir yere götürüyor bizi. Aracımız Renault Range-T. Steam Atölye'de böyle bir kaplama modu bulmuştum. Video açıklamasına Steam Atölye linkini bırakırım arkadaşlar. İndirmek isteyen arkadaşlarımız varsa indirebilirler. Güzel bir kaplama, benim hoşuma gitti böyle. İstediğiniz rengi kendiniz yapabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Ben kırmızı olarak seçtim. Steam Atölye'deki rengi de zaten buydu. Siz de istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Dorse'de aracın orijinal Dorse'si. Şöyle çıkalım yolumuza. Mikrofonumuzu ayarlayalım şöyle. Tamamdır. Evet. Çalıştıralım aracımıza. Çıkalım arkadaşlar yolumuza. Şöyle yollarımızı keşfede keşfede, geze geze, göre göre gidelim. Evet, salına salına gidelim. Şuradan çıkmak istiyorum ya. Dedim. Buradan çıkış yokmuş. Vay arkadaş. Nasıl çıkış yok oradan ya? Çok ilginç. Tek yön mü orası? Allah Allah. Nereye takıldık la? Şöyle. Tamamdır. Buradan devam. Yollarımız bizleri bekliyor. Şuraya doğru. Bu arada bir saniye. Kontrollerdeydi. Hemen şöyle bir göz atacağım. Bu tamam, şu da tamamdı da. Motor titreşimi çok hafif. Kısıyorum. Tamamdır. Bazen biz böyle abartıp fazla açıyoruz. Zevkli oluyor böyle toprak yollarda motor titreşimi olsun, zemin bildirimi olsun. Ama bazen motor titreşiminden dolayı direksiyon da sürekli titrediği için kabin içinde falan biraz fazla böyle kafa sallayabiliyor. Geçedi. Ben de atayım kendimi sola şöyle. Bu Türk bayrağı falan sisli Megapack'in içerisinde var. Video açıklamasında onun da linki var, böyle kabin aksesuarları falan. İsterseniz onu da indirip kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, İstanbul'dayız gördüğünüz gibi. Her yer parıl parıl. Şu ana kadar yapılmış en büyük şehir ETS'ye. Devam.
ara ara yine şehir içinde droplar oluyor maalesef. O da İstanbul'da oluyor ya. Diğer şehirlerde ben görmedim. Edirne'de falan görmedim yani. Ya da Bulgaristan bölgesinde falan da böyle gezdik canlı yayınlarda. Hiç oralarda da görmedim. İstanbul'da çok fazla yapı var. İnanılmaz böyle parçalar var yani. Yani drop olması normal. Oyunun altyapısı zorlanıyor. Baksana. Ara ara böyle drop drop üstüne. Yavaş yavaş geze geze gidelim. Trafik polisi. Her yerde Türk bayrağı abi. Vallahi insanın yüzü gülüyor böyle gördükçe. Yani bugünlerde gördük yani. ETS'de, İstanbul'da da gördük. Halıcı. Lazer epilasyon yazıyordu yalnız. O da iyiymiş. Onu da koymuşlar. Evet, metrobüsler geçiyor. Şehir içinde hiç bu kadar yavaş gideceğim aklıma gelmemişti valla. Araçlar nasıl gidiyorsa ben de onlara uyuyorum. Zaten 50 yazıyor. Metrobüsü de görmedik demeyiz. Metrobüsü de gördük. Çalışma alanı. Yerdeki beyaz çizgileri hissetmek bile çok güzel ya. Adamlar ona ra yani onu bile yapmış, onu bile düşünmüş. DLC'le beraber indirim de geldi ETS'ye. Hala devam ediyor mu bilmiyorum SCS'de. DLC'lerde indirim var. Oyunun kendisine indirim var. Hala devam ediyorsa kaçırdığınız böyle DLC'ler varsa girip Steam'den kontrol edin arkadaşlar. Eğer devam ediyorsa hala indirim. Kaçırmayın. Diğer DLC'leri en azından alın. Yani bu indirime girmiyor. Yani ortalama bir yıl kadar da girmez. Çünkü yeni çıkan hiçbir DLC indirime girmiyor. Bu da nereden baksanız yine bir yıl boyunca hiç gireceğini sanmıyorum yani indirime. Evet, HGS. Ne kadar dar ya, şuna bak. Artık İstanbul çıkışı. Hadımköy, Tekirdağ, Edirne. Biz bu tarafa doğru yollanacağız. Böyle sakin sakin geze geze gidelim. Göre göre gidelim yani. Bütün evleri, şehirleri, yeşillikleri hepsini görelim. Ki zevki çıksın yani oyun.
Baksana abi binalara falan ne güzel gözüküyor. Lale Festivali. Adımköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece. Orada unutmadım aklımda. 403 ile o Edirne'nin otogarına gireceğim. Merak ediyorum otogara. Acaba hani oyunun böyle standart otogarları var ya, acaba onlar gibi mi yoksa farklı mı? Merak ediyorum yani. Hiç sıfır kamerasıyla bile gidip bakmadım. Çok fazla oyuna böyle girip çıkamıyorum. Girdiğim zaman da video çekiyorum sadece. O yüzden hiç böyle gidip bakamadım yani sıfır kamerasıyla da. Ama aklımda yani. Bulgaristan bölgesine falan gitmeden bir sonraki videomuz belki öyle bir şey olabilir ETS ile ilgili. Öyle bir şeyler yapabiliriz. Bulgaristan'da falan çok güzel yollar var. Oraları da gezeceğiz. FPS yerleri falan da gayet güzel. Şu an hep 60 sabit gidiyorum yani. Çatalca yolu. Çatalca. 6 sene kaldım ya. Pek İstanbul'la alakası olmayan bir yer. İstanbul'a böyle bağlantısı neredeyse yok gibi bir yer yani. Tekirdağ falan daha yakın bir alan. Lan dayı, çabuk geç. Vallahi yapıştırdı bizi yere. Niye ilerleyemiyoruz? Yol çalışması mı var? Aynen, yol çalışmasından dolayı kendimizi sol atmamız gerekiyor. Yok öyle kısa yoldan sola geçmek. Çakala bak. Arkadan geliyor ama kısa yoldan geçecek yola. Yol yapım çalışmaları falan var herhalde. Kapatmışlar bak buraları. Of, yol nasıl parlıyor? Allah razı olsun ya. Bayağı önümüze kırdı.
Ya. Artık bir asille görüşeyim. Şu retardere göndersin valla. Kulakçıklardan retarder atmaktan gına geldi. Asil, duy sesimi asil. Gönder şunları artık. Solda da bir şirket var. Marina. Vay. Gezmek lazım ya böyle ara yol, bir gün sırf böyle ara yolları gezeceksin. Ama çok vakit harcaman lazım. Bir yerden bir yere sürekli gidip geleceksin. Ara yolları gezeceksin falan. Sağ tarafta mesela Çorlu tarafı hani benzinlik falan var ama kapalı bir yerden sonra. Araç da yüklü ha. 23 ton yükümüz var yani. Yük aldım aracı. Keşan, İpsala, Edirne. Zaten başka bir yere dönüşümüz yok. Buralar kapalı. Vallahi yollar pırıl pırıl. Yağ gibi vallahi gidiyor. Ama böyle şehir işlerinde hafif bozuk yollar bir insan istiyor yani. Her yerde böyle değil ki kardeşim Türkiye'de. Şimdi biliyoruz. Yurt dışında da belki değil ama ben yani en azından ben bilmediğim için çok fazla yorum yapamıyorum ama şimdi Türkiye'de de böyle değil yani her yer. Hafiften de böyle insan yamalı yol, işte ne bileyim bozuk yol, daha böyle dalgalı yol istemiyor değil hani. Aa, Tekirdağ geldik. Dur, Tekirdağ içine doğru şuradan gireceğiz. İşte bak böyle mesela. Her yerde öyle değil kardeşim. Bak Tekirdağ içine doğru bize yönlendirdi. Buralardan gidiyoruz. Burada bir şirket. Şirket ne? DDM depo mu? Dom depo mu? Tam anlayamadım ama öyle bir şey. Sağda dönüş var. Radius diye bir şirket var. İpsala İstanbul'u bu tarafa doğru. Döndüğümüz zaman da Tekirdağ içine doğru yol gidiyor. Allah razı olsun.
Üsküdar, İstanbul tarafı. İleride garaj var. Garaja çekeriz, yavaştan garajda bitiririz. Bak şehir işleri falan böyle, bak ne güzel. Bak buraları sevdim. Az önceki söylediklerimden sonra buralar 10 numara oldu. Bak bak bak, yaptığını görüyor musun? İnsan bir durur la. Tamam, ben burnumu çıkardım da insan bir durur orada. Tövbe yarabbim ya. Gel gel. Siz eksiksiniz. Gelin. Gelin. Alayınız gelin. Garaj girişi bile bak güzelmiş yalnız. Garaj girişi bile güzel olmuş şimdi. Park edelim aracımızı. Garajda bitirelim. Evet. Sıfır kameramıza geçebiliriz. Bak şu garajın sağ tarafı bile ekstra bir güzellik. Ha, açık olsaymış keşke. Buralara da girilebilseymiş tabii. Daha güzel olabilirmiş ya. Baksanıza bayağı büyük bir alan var burada. Keşke kapı açılsa da girilse buralara. Kapı hiç olmasa ya da. Yani niye olmasın ki? Olabilirmiş. Ya çok fazla kapalı yer var. Keşke olmasa. Burası ne? Okul mu burası? Ya da bir devlet dairesi. Şimdi buradan İstanbul, İfsala, Edirne. Buradan ana yola bağlıyor. Buradan da İstanbul tarafına doğru yine döndürüyor bize. Evet. Ya çok kapalı yer var. Dediğim gibi keşke açık olsa da her yeri gitsek, gezsek, girsek aralara falan yani. Güzel olur, daha eğlenceli olur bence. Evet arkadaşlar, video açıklamasına aracın bu kaplamasının linkini bulabilirsiniz. Araç mod değil. Kaplama olarak, yani bir skin olarak düşünün. O şekilde geliyor. Bilginiz olsun. Steam Atölye'den abone ol dediğiniz zaman kendisi otomatik indiriyor.
Oyun içerisinde mod yöneticisi bölümünde görüyorsunuz. Oradan direkt aktif ediyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Aracı mod bayisinden değil de normal Renault Range T olarak satın ala geliyorsunuz. Yapılandıra geliyorsunuz ya da. Yapılandır bölümünden zaten burada boyalar bölümünde en üste çıkıyorsunuz. Orada skin'i görüyorsunuz. Direkt seçtiğiniz zaman farklı renkler istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ben kırmızı yaptım. İsterseniz yeşil yapın, mavi yapın. Kafanıza göre yapabilirsiniz yani. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.